Bakın YSK'ya sesleneceğiz şimdi. Ha geldi. Şu soruyu YSK'ya soruyoruz. Bunu biz önceki seçimlerde yaşadık. Lütfen. Ee, Ahmet Yener başkanlığındaki YSK yani Yüksek Seçim Kurulu şimdiden bu açıklamayı yapın. Soruyorum size bunun cevabını da lütfen önümüzdeki günlerde bir basın açıklamasıyla veya basın duyurusuyla lütfen milleti bilgilendirin. Mühür şunu zarf olarak görelim. Şunu zarf olarak görelim. Şunu da oy pusulası olarak görelim tamam mı? Mühürsüz oy pusulaları ve zarfları zarflarla ilgili kararınız ne olacak? geçtiğimiz seçimde çünkü mühürsüz. Bunu mühür olarak kabul edin. Tamam ben böyle bir karikatür yaptım buraya. Çizgi yaptım. Şöyle göstereyim. Bunu mühür olarak kabul edin. Her zarfın üstünde bu olması gerekiyor. Bunda oy pusulası. Bunun da üstüne bir mühür var. Onun üstüne de çizdim böyle karikatür gibi bir şeyler. Ee, ve işte gittiğimizde bunun üstünde mühür olması gerekiyor. Ama önceki seçimde ne yaptılar? Mühürsüz oyları da ve mühürsüz zarfları da kabul ettiler. Sayın YSK yetkilileri zan altında kalmamanız için size bir vatandaş Fatih Portakal olarak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen şimdiden, bugünden, yarından tezi yok. Mühürsüz oy ve pusulalarla, mühürsüz oy pusulaları ve zarflarla ilgili kararınız ne olacak? Onu şimdiden açıklayın. Yani mühürlü olanları mı kabul edeceksiniz yoksa mühürsüz olanları da kabul edecek misiniz? Bunun açıklamasını yaparsanız bütün soruları gidermiş olursunuz. Biz de biliriz. Ama önemli olan mühürlüğü kabul etmektir. İşinize geldiğinde mühürlü, işinize gelmediğinde mühürsüz olduğunda maalesef insanların kafasında da e, soru işareti. Ben bunu devamlı hatırlatacağım. Bakın ben bunu 40, kaç gün kaldı? 39 gün mü dedik? 39 gün boyunca her gün bu zarf benim ve oy pusulası e, yanımda olacak defterimin arasında her gün hatırlatacağım. Acaba bununla ilgili kararınız ne olacak diye bekleyip göreceğiz. Umarım... Ee, adalet yok, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gibi 10 gün sonra cevap vermezsiniz. En kısa zamanda yanıt verirsiniz diye düşünüyorum.